Merhaba arkadaşlar. Bugün Mekik Oyacı kanalı için basit pijama, penye pijama kesimi anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı olur, anlatabilirim. Elimde böyle ince penye kumaşı var. Bu şu an ikiye katlanmış. Şöyle 1, 2, 3, 4. Ben bunu tekrar ikiye katladığımda 4 kat oluyor. Yani 4'e katlamış oluyoruz. Ben kesimde pratik olduğum için genelde kendime bir şeyler keserken karışla ölçü alırım. Mesela böyle bir karış belini keseceğim şu an pijamanın. Belinden başlayacağım. Bir karış 4 parmak. Bu aşağı yukarı 44, 46 o bedenlere uyar. Şöyle 1, 4 parmak. Belini düz kestim. Şimdi buradan meyil vererek aşağı iniyorum. Ben bunu göz kararı yapıyorum. Buradan dışa doğru oyuntu veriyorum. Bu kadar. Bu A kısmı. Şimdi buradan buraya kadar daraltarak paça kısmına geliyorum. Bu boy yeter. Aşağı yukarı 1,60 boyunda olanlara yeter. Paçasını kesiyorum. Şu an pijamamızın kestik. Şimdi bunun yanları katlı olduğu için biz bunlara boru kumaş deriz tekstilde. Yanları böyle birleşik olduğu için bunu makasımızla böyle açacağız. Tabi bu katlamayı yaparken kumaşın tersine düzüne dikkat ediyorsunuz. Eşli olacak. Yani 3 ters bir düz değil, 2 ters 2 düz olacak şekilde. Kesenler zaten bilir. Hani ben bunları acemiler için söylüyorum. Kumaş anlaşılıyor mu? Kumaş nasıl? Çok ince penye bir kumaş. Yazlık. Hayır, tersi düzü anlaşılıyor. Tersinin düzünü göstereyim ben şimdi. Aynı örgülerdeki gibidir. Biraz daha yakın alırsak bakın. Aynı örgü parlak değil de şimdi videoda görünmüyor olabilir. Örgü ördüğümüzde nasıl hani Selanik mi diyorlar ne diyorlar. Yüzü burasıdır. Tersi de belli ediyor zaten kendini. Yakından bakarsanız kumaşınıza fark ediliyor. Şimdi biz bunun yanlarını açtık. Şimdi bunun önüyle arkasını... Oradaki ölçü var mı? Oradaki ölçü işte ben dediğim gibi kendime kestiğim için ben hep göz kararı. Bu bir karış 4 parmaktır. Bu da gene aynı. Bir karış 4 parmak. Şurada da 4 parmak. 3 parmak. 3 parmak. Yani göz kararı yapıyorum. Kesilen yer 3 parmak. Evet. Şimdi bunun ön ve arkasını ayıracağım. Bakın. Burada 4 kat var. İkisi öndür, ikisi arkadır. Bunun önünü ayırmak için ben şuradan 1 santim kadar aşağı kadar kesiyorum. Şu an iki katını kesiyorum. Alttaki duruyor. Onu yerinden çıkarıp kesmek. Yerinde de çıkarıp kesebilirsiniz. Alt kumaşı kesmek. Evet, acemiler belki alttaki kumaşı kesebilir ama işte dediğim gibi. Mesela. Ben sürekli yaptığım için pratikliğe alışmışım biraz da. Bakın. Bunun oyuntusu az oldu. Bunun oyuntusu çok oldu. Bu arka pijamanın arkası, bu önü. Şimdi biz buna cep keseceğiz. Cebi de şurada kumaşımız var. Cebi de artık nasıl derinlik istiyorsanız size bağlı. Ne kadar derinlik istiyorsanız. Burada iki kat kumaş var. Biz bunu böyle ikiye katlıyoruz. Bu kumaşımızın önce bir yamukluğunu alalım. Cep için şöyle kumaşımız var. Bunu böyle ikiye katlayalım. Bu gene iki kattır. Bir, iki. Yaklaşık bu da bir karış, bir buçuk karış eni boyu. Bunu böyle ikiye katlıyoruz. Oluyor size dört kat. Bunu dört kat katladık. Bunun yamukluğunu güzelce alalım.
Şöyle yamuk değilse zaten kesmenize gerek yok. Biz böyle aradan çıkan parçaları değerlendirelim diye. Bunu kestim. Şimdi bunu Ben olsam metrin cetvel metrel kullanırdım. bu önümüze aldık. Bu ön. Bu cebimiz kestiğimiz için iki katını aldık. Tabii bunlar eşlidir birbirine. Böyle üzerine koyuyorum. Şimdi buna cep oyuntusu vereceğim. Ben cep oyuntusunu da şöyle şuradan bir santim kesiyorum. İkisini, hepsini Evet. birden kes. Evet, önle cebi. Cebin bir katı. Karşılığı burada. Bir katı da burada. Böyle kesiyorum. Şuradan böyle biraz meyil vererek çıkıyorum. Aşağı yukarı şu kadar yeter. Bunu kestik ya. Yukarıdan Bunu da üzerine koyuyoruz. katlanacağı için o kadar Evet. dev genişe. Yukarıdan lastik payı da olduğu için şöyle göstereyim ben size. Bu şekil. Ya. Cebimiz, elimiz rahatlıkla Ha. girer. Bakın oldu size cep. Şimdi bunu tekrar koyuyorum işimizin üzerine. Bunun bir de ön düşüklüğünü vermemiz gerekiyor. Bu pijamamızın önü olduğu için. Direkt buradan kesmiyoruz da biraz daha böyle buradan şöyle hafif meyilli olarak. Bel oyuntusu. Evet. Bu ön. Şöyle gösterelim tekrar. Bu arka. Pijamamızın arkası. Bu önü. Bakın. Bunlar da cepleri. Şöyle eşleyeyim ben size. Biz buna eşleme deriz. Cebin bir tarafını Evet. kestin, diğer tarafı Evet, kesilmemiş. karşılığı kesilmiyor. Ön parçanın önün cep yerini kestin, arka parçadan kesilmedi. Yok. Mesela şimdi bu cebi dikeceğiniz zaman böyle Ben eşliyorsunuz acemice ya. soruyorum ki Evet. acemilere de işine Tabii. yarasın. Burayı dikiyoruz. Burayı dikiyoruz. Bu cep astarı hazırlandı. Dikildikten sonra şu önü alıp bir katını şu oyuntuyu böyle dikiyoruz burayı. Oyulan yeri Evet, oyularla oyulan yerleri ayrı birleştir. birleştirip dikiyoruz. Sonra böyle çevirdiğimiz zaman Arka şöyle tarafı. göstereyim. Arka kumaşı mı? Evet, arka kumaşı oldu bakın. Dikilmiş farz edin bunu. Ben bunun dikim videosunu da çekeceğim ilerleyen zamanlarda ama şu an çok meşgul olduğum için fırsat bulamıyorum. Bitmiş hali böyle olacak. Ben size onu da göstereyim. Bu şekil. Evet, Ben burada. size dikilmişini daha sonra göstereceğim başka bir videoda. Şu an bu pijamamız hazır. Şimdi buna bir de üst keselim. Üst parça mı koyacağım? Yok, Ha, üst tişörtünü tamam. keselim. Ben gene göz kararı yapıyorum. Gene kumaşımız boru kumaş. Aynı kumaştan üstünü keseceğim. Şöyle geniş kumaşımız var. Bunu gene tekrar ikiye katlıyoruz. Şöyle katlarını güzelce birleştirelim. Şöyle elimizle aralardaki kumaş katlarını düzeltelim. Evet, boşlukları, Boşluğa hava doğru. boşluklarını alalım. Yani kumaşın Şöyle. ortasına doğru. Evet. Yani kenarlar bu taraf. Burası kenar. Şimdi bu ikiye katlanmış hali. Farz edin ki tişörtünüzü ikiye katladınız. Burada da yuvarlak. Evet. Şurası da Burası da yuvarlak. kapalı. Dediğim gibi biz buna boru kumaş deriz. Ha. Her iki tarafta Evet. kesilmemiş. Aslında bir yerde güzel. Şimdi Daha iyi ben kullanışlı oluyor. yani böyle atletlerde genelde bir yeri kumaşlarda boru kumaş tercih edilir.
Yani nasıl anlatayım konfeksiyonun ağzıyla bilemedim Yok. şimdi. Şimdi Neyse, ben daha uygun düşüyor boru evet olması. yani Daha kullanışlı aynen oluyor. bizim için daha kullanışlı oluyor. Ben gene dediğim gibi kendime bir şey alırken çarşıda pazarda hep karışlı ölçerim. Mezura taşıyamam yanımda. Kaç santimdir değil senin elin? Yani şimdi Herkes kendine herkes göre. evet Tabii herkes mesela ben anlıyor. tişört alacağım 20, zaman 20 evet santim var. kendime tişört alacağım zaman kendi kalıbımı bildiğim için koltuk altından böyle ölçerim. Bir, iki karış işte üç parmak. Pazarda eğer bir şey alacaksam deneyemeyeceksem bakarım koltuk altından ölçerim işte alacağım şeyi. Bir, iki artık kaç karışsa oradan bilirim bana olup Dengeli. Aynen. olmayacağını. Güzel yöntem aslında. Şimdi Ben de gene ben benimki biraz uymaz ama. olur. Şu kadar kol oyuntusu vermeyi planlıyorum. Buradan başlıyorum. Mesela bir şöyle. Buradan bir karış aşağıdan. Bir karış iki parmak. Şimdi o burası bir karış olmadı ki. Şimdi Bak. ben Ha tamam, göz kararı. Önce görüyorsun. yaka oyuntusunu vereceğim. Şöyle Onu görüyorsun sen zaten. hafif Bakınca da evet. anlayabiliyorsun. Hafif şöyle bir yaka oyuntusu verdim. Burada gene Sonra önü için kumaşımız katlı. önü için farklı yapmayacağım mı? Önü daha sonra oyuntusunu vereceğim. Buradan omuzu Ne kadar açıyla kesiyorum. Yani kesiyorsun? onu da Yüzde dediğim gibi 15 ancak var. göz kararı şu kadar 15. falan kestim. Şimdi Oyuntunun şeyi kadar. evet. Yani onu düşünürsek burada Evet. verdiğimiz Omuz oyuntu düşük kadar. olduğu için omuzu Ha. böyle düz kesemezsiniz. Hafif meyil vereceksiniz. Ha şimdi Şimdi ölçü, hani göz kararı evet. sizinle buradaki ile buradaki aynı gibi sanki. Yok, burası. Daha mı düşük? Evet. Burası arka oyuntusu. Şu Hayır yaka yani kısmı. onu anladım yani, şuradaki aşağıya inişli buradaki aynı değil mi? Değil. Bu daha Burası biraz daha yukarıda. düzdür. Ben bunu sonra tekrar fazlasını alacağım. Şimdi kol oyuntusunu vereceğim. Şuradan kestiğim yerden gene aynı pijamada yaptığım gibi Göz kararı. göz Şimdi kararı. buradaki ölçü daralma Yok. bilmeyen için ölçü alması gerekmiyor mu? Ya Aynı mı bilmeyen olması evde ne lazım? yapar? Kendi Şuradaki tişörtünü. ile şuradaki aynı mı olması lazım? Hayır. Daha içe mi giriyor Tabii. şurası? Buradaki biraz daha koltuk altı biraz daha fazla olacak. Biraz içe girecek. Bilmeyen ne yapar? Evdeki tişörtünü sürekli kullandığı kalıbını beğendiği tişörtü İşte. ikiye katlar. Üzerine koyar. Çizgi taşıyla çizer. Veya sabun yardımıyla. Yani Evet, o da bir öyle yöntem. yapabilir. Kol oyuntusunu verdim. Ben tişörtlerimi uzun ve bol sevdiğim için gene karışla ölçeceğim. Bir, iki, üç karış, dört parmak. Şuradan kesiyorum. Düz kesmeye çalışacağım. Buraya kadar geldim. Şimdi Dikişte düzleştirilmiyor mu? tabii dikişte de düzleştirilir. Orada da mail mi var? Düz kesiyoruz burayı. Biraz kilolulara yan kesmek lazım bence. Yani çok da yan kesmek değil de ben bunu zaten bol kestim. Yok mesela şöyle alt tarafı daha kilolu olanlar Yani için. baseni olanlar biraz daha böyle meyil gelebilir. Ya da biraz böyle oyuntu verip gelebilir. Tekrar. Onlara kalmış bir şey. Ben şimdi bunu biraz burası fazla geldi. Biraz daha böyle yakadan alacağım. Bu normal bedendeki insan, Evet. normal bir fizikteki Yani insan. bu Ha, zayıflar için daha tabii şey beli oymak gerekmez mi mesela? Zayıf birisini ya dikerken. onu nasıl yaparlar? Şöyle çizgi taşıyı da göstereyim. Mesela diyelim Zayıf birine atıyorum dikiyor. Kalıbı var ama zayıf. basenlerini şey belden oturtmalı falan istiyorsa şöyle Oyuntu verecek. verebilir. Şu şekil. Tamam. Onu da öğrenmiş olalım. Yani bu arkamız, bu da önümüz. Bunu eğer V yaka yapmak isterseniz gene karışla ölçüyorum ben. Bir karış. Bir Şuradan karış böyle. mı? Şuradan böyle V çizersiniz. Tabii Buradan orada burada kesersiniz. yine ölçü kendi tecrübelerine Yani. bak. Daha aşağıda veya Yani. yukarıda isteyebilirsin. Ben biraz daha yakayı açık istiyorum. Biraz daha oyacağım. Çünkü yazın
bunaltabiliyor evde. Zaten bu ev giyimi gibi bir şey oldu. Hepsi şey arkasıyla da önünü de aynı mı Evet, kestin? şu an arka ile önü aynı kestim. Şimdi ön oyuncusunu vereceğim. Ben bunu bisiklet yaka yapacağım. Onun için şu kadar falan oyacağım. Bu kadar oyuntuyuz. Bu arkamız, bu önümüz gördüğünüz gibi katlanmış. Tam omuzdan itibaren isterseniz çizebilirsiniz de böyle bir kase veya tas yardımıyla. Ama dediğim gibi ben pratik olduğum için buradan böyle. Oval bir şekilde kestim. Şöyle açtığımız zaman. Bu yaka oyuntumuz. Böyle bol, rahat, salaş bir tişört oldu pijamamızın üstüne. Yani yazlık ya da baharlık bir pijama takımı kestik. Şimdi bunun kolunu ve yakasını keseceğiz. Gene burada kalan kumaşlarımız var. Bundan çıkmayabilir. Kumaşın geniş yerine bakıyorum. Ama buradan çıkar. Bu taraf daralıyorsa yönünü çevirebilirsin. Değişiyor mu? Yön farkı. Yön farkı yok da işte hani kumaşın genişliğine bakıyorum. İstiyorum ki geniş tarafından çıksın. Şuradan şöyle bir parçayı alalım biz. Kumaş bol olduğu için böyle kesiyoruz, kırpıyoruz. Ha, şöyle işte demek istedim. Evet, şöyle Geniş taraf. aldık. Evet. Geniş olan tarafı genişe Bu gene aldım. iki kat kumaşımız. Biz bunu bir kez daha ikiye katlıyoruz. Şöyle. Bu bizim kol evimiz. Orta çıtını da atalım. Buradaki ölçü Ölçü işte dediğim gibi yani şuradaki ölçü evet şeye yani varacak. evet Dikilecek olan bu yere. kol ağzı burası da omuza gelecek bu çıt attığımız yer. Gene ben bunu karışla ölçüyorum. Bana bir karışı yetiyor. Uzun isteyenler daha da uzatabilir. Fakir kol Sakın. isteyenler şuraya kadar uzatabilir. Şöyle fakir kol isteyenler yani kısa kol şuradan kesip Geri. şöyle yapabilir. Evet. Uzun kol isteyenler dediğim gibi daha da uzatıp bu şekil yapabilir. Ama ben dediğim gibi kısa kol istiyorum. Bu baharlık biraz. Yani şöyle bir karış. Bir karıştan biraz fazla. Bu bizim kolumuz. Şuradan biraz da kol ağzını keseceğiz. Geniş istemeyenler için. Evet. Geniş isteyen bırakabilir mi? Tabii ki. Ya. Bu bizim kolumuz. Bir çift kolumuz var burada. Bunu da ikiye katlıyoruz. Bakın şöyle. Çıtını atmıştık. Kol orta çıtını. Şuradan. Bakın. Tam geldi. Ben sürekli kestiğim için artık elim alıştı. Şöyle gösterelim. Hızlı bir şekilde. Bu bizim arkamız. Tişörtümüzün arkası. Tişörtümüzün önü. Bunlar da kollarımız. Şimdi buna bir de yaka keseceğiz. Yakamızı da gene iki kattan keseceğiz. Geniş kumaşta mı kullan? Dar kumaş. Yani biraz daha geniş olması lazım yakanın. Katı kesmişiz burada. Neyse şuradan alabiliriz. O diğer kestiğim parçada yok. Yok. Kapalı olması lazım bir tarafın ki biraz uzun olsun. Bakın şu kumaşın şöyle yamukluğunu göz kararı alalım. Yaka düz mü olması gerek? Evet. Ben olsaydım yuvarlayıp koyarım. Yok.
Bunu bu Demek ki şekil şöyle yakanın siz ne kadar genişlikte istiyorsanız. Bu şimdi ikiye katlanmış hali. Ben mesela şu genişlik bana yetiyor. Benim için ideal. Biz buna bisiklet yaka diyoruz. Bunu kestik. Şimdi biz bu yakayı takarken, gerçi ben dikim videosunda da göstereceğim. Ben genelde şöyle ölçü alıyorum. Bunun ortası bu. Bunun da ortası bu. Şöyle ölçtüğünüz zaman, bakın bunun burası katlı. Şöyle uzun bir parça. Çift kat Evet, ölçü çift almış kat. oluyoruz. Bu böyle ya. Ben bunu biraz daha kısa tutuyorum. Yani esneyecek bu. Bu kadar. Bunu da bu kadar. De yani bir karış, üç parmak bir yaka yetiyor. Ama bu yakaya verdiğiniz oyuntuya bağlı. Oyuntuyu az verirsiniz, yaka daha kısa olur. Oyuntuyu çok verirsiniz, yakanız daha uzun olur. Ben bunu dikim videosunda da size detaylı bir şekilde anlatacağım. Kestiğimiz pijamamızın kesimleri hazır. Şimdilik bu kadar. Dikim videosunda görüşmek üzere. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Ben teşekkür ederim.